Kardeşlerim selamünaleyküm, ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasılsınız agalar, umarım ki iyisiniz. Kardeşim bak, her türlü prodüksiyon yapıyoruz. Kazım dedi ki, adam dedi, yeni bir video çekeceğiz ya dedi, hani başka bir günmüş gibi bir farklılık olsun mu dedi. Baba Kazım bana böyle, oğlum onu da mı söyledi lan? Kardeşim bize her şeyi anlatıyoruz. Arkadaşlar dedi ki, senin dedi burada yine 20 sene oluyor, onu da giydi dedi, hani farklılık olsun falan. Ben de dedim ki eyvallah kral dedi, böyle yapalım. Arkadaşlar Kazım kimdir? Kazım'dan aslında size bir bahsetmemiz lazım. Kazım sizlerden bir tanesi, tamam mı? Dükkana geldi, beni şöyle yakamdan kardeşim kavradı. Video çek lan dedi. Arkadaşlar bir video çekiyoruz. Arkadaşlar lütfen şu like yorum işini yapın, tamam mı? Bak Kazım buramıza yapışmış, bize videoyu çektiriyor. Çekmiyorsun abi. Abi çekmeye git, tamam çekiyorum kardeşim, çekiyorum ya. Biz daha yakını da atıyoruz ama. Kardeşim like işini çözelim. Arkadaşlar bak, videolarda bundan sonra bol bol söyleyeceğim. Bu like işini çözelim. Abi videolar arttı, hızlı bir şekilde de geliyor. Kardeşim bugün ne yapacağız? Hani bir Ali Ağoğlu vardı. Bu değil, bu değil, bu balık hiç değil. Şu balık mı? Hayır diyordu ya, adam balıkla ne alakası var kardeşim, adam inşaat sektörünün devi, biz adamı balıkla bağdaştırdık. Yani kardeşim teşbihte hata yok derler de, teşbihte hata olmaz derler de, kardeşim biz bokunu çıkarttık gibi biraz. Arkadaşlar like atmış mıydınız? Mecbur abi. Arkadaşlar şu like işini çözelim, vallahi like önemli. Yemin olsun buradan para bana kazandığımız yok. Yoksa eğer öyleyse buradan yapışırdık, tamam mı? Sırf sadece hani biraz ve motive olalım ya. Adam bak abone çıktı, geldi şuramızı tuttu, dedi ki kardeşim şu videoyu çek dedi. Biz de çekiyoruz abi. Ama abi bilgilendirme videosu da yapıyor. Eyvallah, onları da çekelim. Hepsini çekelim reis. Yani. Arkadaşlar en sonunda abonelerimizin canına tak etti. Adam çıktı geldi, dedi ki bunu çekeceksin. Biz de çekiyoruz. Onu boş ver. Senin bir tane ilacın var. Ne var? Hatırlarsan ben sana bir tane Japon getirmiştim. Ne zaman? Yani bir hafta olmadı. Ters yüzüyordu suyun. He, baktı fişten bahsediyor. Arkadaşlar kutsal su. Bunu babaannenize içirin, tamam mı? Babaanneniz ilk günkü haline dönecek. Yani senden daha genç hale gelecek. Neden kardeşim? Ben içirdim. Yalnız benim babaanne rahmetli oldu. Allah ona rahmet eylesin. Buradan babaannemize sevgi ve saygı selamlarımızı gönderiyoruz. Peki geçtiğinde biz de söylenemezdi de. Olsun, yine de yattığı yer biraz. Hadi sen de biraz hadi. Sen de duamızı aldın ayakta. Babaannemize buradan selam olsun. Arkadaşlar şaka maka bir yana. Bu balığı üstüne döküyorsunuz kardeşim, balık şöyle oluyor. Ne oldu lan diyor kardeşim, hani. Ama harbiden işe abi yani. Ben böyle bir şey görmedim bak. Pahalı mağalı ama iş yapıyor. Gıkraya da ilaç var. Adam suyla kardeşim bir şey yapmış yani. Şimdi arkadaşlar biz bu videomuzda ne getirdik? Şimdi çeşitli Japonlarımız var, tamam mı kardeşim? Bakın burada Japonumuz var. Birazcık yakın alabilir miyiz efendim? Bakın burada Japonumuz var. Bu arada biz biraz paraya kıydık kardeşim. Biz de biraz kendimizi güzelleştirdik. Al kardeşim. Aldın, işık, aldığın işık dakika kıracaktın geri. Işık kırıldı. Arkadaşlar biz biraz ışık yaptık, paraya kıydık. Kardeşim bak bizim de paramız gidiyor yani. Arkadaşlar buraya 1250 TL'ye bu ışığı aldık. Gözüm Kazım aldı. Kör oldu. Like atmazsanız bir daha gösteririm. Vallahi sizin de gözünüz kör olur. Arkadaşlar normalde bitki ışığı biz kardeşim almışken dedik ki tak kardeşim tak, ne olacak, belki buraya da bir gün bitki yaparız. Arkadaşlar bunların da videosu gelecek. Manyak videolar çekeceğiz. Arkadaşlar dedik ki Japon var. Getir kardeşim, burayı da gösterelim. Bakın burada yüzen değişik Japonlarımız var. Biz bunları Kazım'ın yengesine sattık. Kazım'ı gösterelim. Kazım'ın yengesine sattık. Kazım'ın yengesi dedi ki lanet gitsin dedi kardeşim. Ben balığı bırakıyorum dedi. Balıklar bize geri geldi. Kardeşim manyak Japonlarımız var. Böyle bir Japonumuz var. Böyle bir Japonumuz var. Burada küçük kardeşim ne oluyor lan? Ne oluyor lan kardeşim? Zaten kardeşim belimize veriyor. Sakat kalacağız ya. Arkadaşlar burada değişik Japonlarımız falan var. Yalnız yansıma var ya o kadar az ki ilk defa akvaryumdan böyle görüyor. Şu an ışık harbiden işe yarıyor. Şu an video çekesim geldi ya reis. Bak. Buradaki canavarlara. Arkadaşlar bak, burada da bizim kendi yavru cikletlerimiz var. Yavru cikletler üzerine Kazım bir video çekelim. Şuraya bak. Oo bak Alpin arkadaşlar, ismime özel yaptırdığı küp. Arkadaşlar ismimi seviyorum. Yani şöyle anlatayım. Yani nedendir bilmiyorum ama herkes bir şeyi sever. Hani adam burnunu sever kardeşim. Yengemiz kulağını sever. O kardeşim saçını sever. Kardeşim ben ismimi seviyorum yani. O yüzden bir şeyin üstüne adımı gördüğü zaman keyfim yerine geliyor Kazım. Sizde böyle bir şey var mı? Yok Kazım nedir oğlum? Kazım nedir oğlum ya? Arkadaşlar ya benim öyle bir şeyim var. Ben Mücahit ismini seviyorum. Ha. Mücahit Dora'yı bir yerde gördüğüm zaman bir götüm kalkıyor birader. O yüzden ha, Mücahit Dora ismini seviyorum. Ha, bir şeyin üstünde olduğu zaman daha da bir keyfim yerine geliyor. Bizim şerefsiz Alp de bunu bildiği için bana böyle bir jest yapmış. Seni buradan öpüyorum kardeşim. Bu arada senin de yanına geleceğiz inşallah. Kazım'ı da alacağım. İnşallah. Bir Nevşehir yolları yapacağız. Bugün Nevşehir... mamaya giderken kandırdım beni zaten. Nasıl heveslendim. Arkadaşlar ben Kazım şimdi şeyi bekliyor, tamam mı? Benim Nevşehir'deki arkadaşlarımla falan tanışmak istiyor. Nevşehir'deki ortamı görmek istiyor. Ben de dedim ki Kazım'a, Kazım dedim kalk dedim mamaya gidiyoruz.
Kazım orada zannetmiş ki biz Nevşehir'e gidiyoruz. Ama hakikaten Mama abi abonemizin düğününe gittiydik. Kardeşim o zaman şu videomuza bir geçelim. Adam bak. Mama bak. Kalktı gitti. Abone bize. Ya abone ha. Bir de hani gelir gelmez gerisini bırak. Adam taksında aslan gibi dağıtı çıktı. Arkadaşlar adamın teyzesi TL taktı, biz gittik adamı aldık. 250 lira mı ne taktı? 500 TL taktı. Adamın teyzesi 500 taktı. Teyze sana buradan selam gönderirim. Niye böyle bir şey yaptın? Ya, adamın petçöpçüsü geldi, altın taktı. Bir de kardeşim kardeşimizin şovu olsun diye kafasından aşağı parayı da saçtık. Oh. Ama abi güzelliğe bakar mısın bakın. Mama'ya gidiyorum, tamam mı? Yanımda bir abonemiz var. Abonemizi alıyorum. Mama'ya gidiyorum. Bir başka abonemin düğününe gidiyorum. Ve gidip başka bir abonemin de evinde yattık yani. Bak düşün yani olay ne? Balık da çaldık. Balık da çaldık. Akvaryum da çaldık. Işık da çaldık. Oğlum biz hırsızlığa gitmişiz. Kanki o kadar yol gittiysek. Abi biz yol parasını çıkartmışız. Arkadaşlar bu arada bir araba aldık. Kardeşim arabamız ocaklardan uzak kardeşim. Neden? Kilometrede 6 TL yakıyor. Yani gaza dokunurken şöyle bir ya kardeşim sanki gaz pedalı bana böyle bastırıyormuş gibi hissediyorum. Yani kardeşim Allah'tan gittiğimiz yerlerde yolumuzu buluyoruz da kardeşim Allah'tan yakıt gözümüze gözükmedi. O zaman arkadaşlar oranda aldım. Orandaları göstereceğim. Kardeşim telefonu size veriyorum. Buyurun, buyurun. Artık video çekelim. Çok goy goy yaptık, tamam mı? Yarım saat saçma sapan şeylerden anlatmışız. Kardeşim ortada balıklı ne şey yok. Arkadaşlar hepimizin bir balığı olmuştur. İlk balığı. Kardeşim herkes ilk balığını düşünsün. O kutsal balık. O efsane balık. Mavi prenses. Siz ne beslediniz Kazım Bey? Mavi prenses. Ne oldu balıklarına? Dolandırdın beni. Kazım öldürdü. Arkadaşlar Kazım başka bir yerden takasla bir balık getirmiş, tamam mı? Oğlum çok olay anlatıyoruz ya. Oğlum ben senin gibi kuştan başladıydım ilk sen başta. Sen kuşla başladın, kuşu bıraktın. Dedin ki ben bir balık yapayım dedim. O zaman Kazım tabii şey yapmamış yani. Bizi kardeşim gelmedi bize. Bak. Kanki videolara bakıyordum hani balık türleri ne olur ne olmaz diye. Bu şerefsizle gidilmez dedin ilk önce o zaman herhalde. Yok. İlk başta takasla orayla girdiğim için. He. Adamdan birkaç bir şey aldım. Ondan sonra baktım videolarda sen... Her balıklar türlü... aynı ebatlarda. Belki benimkiler daha biraz daha karta kaçmışlardı. Yavru almıyor diye getirdim. Burada 4 tane balık ağzından yavru kustu. Kardeşim bize gelen balık şerefsiz ürüyor. Bereketli bir adamız. Artık şu videoyu çekelim mi? Yani artık yeter. Artık şu balığımızı gösterelim mi? Arkadaşlar benim de ilk balığım her zamanki gibi, herkes gibi daha doğrusu, Japon'du. Siz de ilk balıklarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Kazım ki mavi prensesti. Tabii kardeşim demek ama oluyor ki. Güzeldi. Abi güzel de ne oldu? Herkesin ilk balığı Japon olmak zorunda arkadaşlar. Eğer ki sen Japon'la başlamadıysan senin başına gelen geliyor. Arkadaşlar oranda Japon'umuz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim dünkü videomuzda Vatos seviyorduk. Bu videoda da oranda Japon seviyoruz kardeşim. Oranda ama Japon. Ama güzel ya. Arkadaşlar oranda Japonlarımız geldi. Bugün bu balıkların da akvaryuma geçişi yapacağız. Arkadaşlar küçük orandalarım vardı. Düz Japonlarım vardı. Neden büyük Japonlarından da oranda mı olmasın diye düşündük. Çeşit yapıyoruz. Balıkta manyak ilerledik. Şu anda emirlerde gerçekten tekiz. Yok ki kanki arttı. Yok. Ben ta bak, buradan... Bak sen bir müşteri olarak kendini kameraya gösterdik anne. Ciddi anlamda yarım saatten fazla mesafesine gittiğim halde balık yok, yok ya. Yani. Balık yok yani. Arkadaşlar ben size dediydim balık yapacağız diye, değil mi? Balık yapmaya başladık. Hatta ama balıkta şov yapıyoruz. Ama çok güzel ilerliyor yani. Balıkta şu an şov yapıyoruz. Gerçekten ayda 1000 tane arkadaşlar ciklet üretiyoruz. Kazım üretiyor, arkadaşlarım üretiyor, getiriyorlar ve yetişmiyoruz. Şu anda arkadaşlar dükkanımızda ilerleyen videolarımızı göstereceğiz ama like yapıştırın abi. Şu yani. Like'ı gerçekten yapın. O videolarda da size göstereceğim. Bir tane nokta gibi. Vallahi yani, tamamen yani. Aslında nokta. Bir yani. Tuşa basıyorsun like geliyor. Ekranı yukarıya kaldırdığın zaman görünüyor. Aynen. Abi şu like videoda var ya tamamen şey ya hani motivasyon ya. O like gördükçe yani abi nokta dahi olsa bir tane yorum at. Yorum at, şey yapalım, video çekelim. Hani bu adamlar bekliyor. Kardeşim onu bir tam düzü yaparsan şöyle bir elin kardeşim yamulmuş. Şöyle bir. Tamam. Yani arkadaşlar şu like atın, şerefsiz ne video konularımız var da aslında hakikaten çekmiyoruz. Yani aslında çok balığımız var ya, 1000 taneden fazla balık var la bu dükkanda. Ben ilk geldiğimde Mücahit'e niye video çekmiyorsun diye sorduğumda hani ya istek yok. Eriniyordum kanka çünkü niye like az geliyor ben de eriniyordum açıkçası. Yani bizler çünkü istemediğimiz gibi. İzleyip geçiyoruz sadece yani bir beğeni atmak zor olmaması. Bu like işini çözün. Gel kanka şimdi şu Japonlar manyak orandalar var abi, şöyle bir göstereyim. Uygun yollu. Abi o uygun yollu oranda. Bak şöyle bir göstereyim. Kafası çıkıyor mu kanka güzel bir şekilde? Vallahi 10 numara kanki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygun yollu oranda Japon getirdik. Yani dedim ki her türlü balığımız var, cikletimiz var, meleğimiz var. Meleği de göstereceğiz bir dahaki videolarda. Abi orandayı göster.
Çok güzel orandalar getirdik. Avuç kadar abi. Avuç kadar. Beyaz daha güzel. Falan. Kanka beyazı göstereyim madem beyaz dedim. Çok güzel uygun yollu orandalar getirdim. Aha gel. Kırmızı baş. Red cap diye geçen arkadaşlar. Red cap diye geçen. Çok güzel tül kuyruk. Oranda Japon. Arkadaşlar bunlar bebek yüz değil. Aynı zamanda bir bilgi de vereyim. Beni de çekleyin. Arkadaşlar bu bebek yüzlerde olay mevzu şu şekilde. Şimdi oranda çeşitleri var. Oranda kafada var, tamam mı? Aynı Japon şey. Gürüz çiklet gibi yalan konuşacaktım. Evet. Olmadı. Fark ederler. Like. Like'ı şerefsiz şey gibi. Sübliminerci gibi. Her yerden kardeşim sokuşturuyor. Arkadaşlar bu bebek yüzlerde de oran olay şöyle. Bunun yanaklarından da çıkıyor, tamam mı? Hani o orandalardaki bu pamuk pamuk yuvarlak yuvarlak şeyler var ya, o da yanaklardan da çıkıyor kardeşim. Öyle olduğu zaman bebek yüz oranda hani biraz daha özellikli. Bunlar normal oranda kardeşim. Biz uygun yollu hani Şahin'e oranda taktık. Hani Şahin'e rüzgarlık taktık gibi düşünün. Onlar da hani bebek yüz olduğu zaman bu sefer de kardeşim şey gibi düşünün bunu. Kardeşim Şahin'deki sunroof gibi düşünün, tamam mı? Şahin'e BMW motoru takmış gibi. Bebek yüzde de kanka BMW'nin hani sunroof'unu yani daha da artık üst segment hani yani. Anlatabiliyor muyum? Kardeşim öyle bir durum. O zaman balıklarımızı kardeşim bir artık şutlayalım. Orandalarımız gelmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Orandalarımızın satışını da yapacağız. Arkadaşlar balıklarımızı kargoluyoruz. Sıkıntı yok. Otobüslerle gönderiyoruz. 250 TL bir gönderim ücreti var. Kardeşim kesinlikle garantilidir Kazım. Nereye gönderdiysek. Buna şahitim. Nereye gönderdiysek Allah da şahit. Ya birisi de çıksın desin ki benim balım öldü. Mesajlarımızı göstersin. Hani en kötü benim mesajlarımı göstersin. Hani balık öldü, benden ilgilenmedi. Balık öldü, benimle ilgilenmedi diye birisi mesaj göstersin. Ben yani diyeceğim ki tamam. Yapmışım. İstediği balığı gelsin alsın arkadaşlar, ben vereceğim parasını. Aynen öyle. Yani arkadaşlar bu balık ben size gönderiyorsam ben buna kefilim, tamam mı? Yolda bak poşet açılana kadar benim garantim altında. Poşet açıldıktan sonra benimle alakası yoktur. Kanka ben poşeti açayım. Adam aşılama yapıyor kanka. Adam aşılama yapıyor. Yani. Adam direkt tutuyor, akvaryuma atıyor. Oradan sonrası beni tamamen ilgilendirmez. Ama o poşette, o yolculukta sana sapasağlam gelecek. Ben bunun garantisini veriyorum. Bir balık da olsa, 10 balık da olsa bu balık garanti gelecek. Ha şöyle bir şey oluyor mesela kanki. Biz fazladan balık gönderiyoruz, tamam mı? Adam 100 tane almış, biz 110 tane gönderiyoruz. Bir tanesi, iki tanesi devrilmiş. O zaman bizlik değil. Zaten ben sana 10 tane fazladan balık yani göndermişim. Onu da aslında biz şey için gönderiyoruz. İlla ki olur, ölen olur, kalan olur, sıkışan olur. Onu onun yerine geçsin diye. Ama kanka ona göre paketlemesini de yapıyorsun sen canım, özellikle. Paketlemesini falan yapıyorsun çünkü olay bana giriyor. Olay bana giriyor. Zaten biz fazla fazla da gönderiyoruz balığı. Bir durum olduğunda da zaten oradan düşüyor. Ben fazladan balık gönderiyorum. Yani. Niye? Ölürse yani onun yerine geçsin. Ya sana gelmesinden ziyade hiç yoktansa yeni abi, başlayanlara desteğin. Tabi la ya adam çok mesela, yani. Adamın balığı yok, akvaryum yok. Biz yardımcı oluyoruz burada. Ne fiyatlara balık veriyoruz, ne fiyatlara akvaryum veriyoruz. İkinci el desen her şeyin ikinci eli valla burada. Yani baktığı zaman ama ben de ikinci elden geldim yani. Şöyle bakıyorum da bu dükkan olmadan önce biz ne iş yapıyorduk? Arkadaşlar zaten biliyor benim de bir şehirde. Biz arkadaşlar pet shop'umuz yoktu. Ben üniversitede öğrenciydim. Benim o zamanlar akvaryumda ikinci el akvaryum hava motoru satardım neyse. Hava motoru demiş pardon. İç motor satardım. Şu boyuttaki motorlar o zamanlar 10 TL'ye alıp 30 TL'ye satıyorduk. Güzel de para kazanıyorduk. O zaman da millet 40-45'e satıyordu ama Kazım. İşte. Ha biz o mesela 20 TL 3 katına satıyormuş gibi görüyoruz ama onun içinde masrafı da var. Mesela ben yol gidiyordum, onu alıyordum, geliyordum, üniversiteye yani gidiyordum. Öyle şeyler de var. Hemen yani hemen bir 10-15'te oraya gidiyordum. Tabii canım ya, hiç olmazsa 5 yılda yola gidiyordu kanka. Ne oluyordu? Yarı fiyatı yani 15 aldın, 15 lira koydun, 30 lira biz böyle böyle yaptık aslında. Arkadaşlar o yüzden bende birçok şeyin ikinci eli vardır. Belki de şu anda kafesimiz, abi ikinci el kafeslerimiz dükkanın önünde sıfırlardan daha çoktur. Ha sıfır kafesimizin olmadığından değil, göster şurayı. Koli koli arkadaşlar getiriyor ve sadece burası da değil, biz yan dükkanda da mesela depomuz var. Yani demek oluyor ki bir şeyleri düzgün yapınca iyi gidiyor yani, ben öyle düşünüyorum. Senin... Sen abone misin? Saat kaç olmuş buradasın, yani biz de birlikte video çekiyorsun, hatta bana video çekmeyi de zorluyorum yani. Bak senin en çok şu şeyini seviyorum hani, sen şunu da satabilirsin. Şu diğerini de satabilirsin ama bana bunu ilk verdiğin zaman yani normal su kirliyse Mücahit tertemiz oldu ya. Ya kanka bir de adama neye ihtiyacı varsa onu söylüyoruz ya. Hani diyorum senin akvaryumun ne iş yani? İlk başta diyorsun ki hani bana fotoğraf veya videosunu gösterirsen ben de ona göre hareket ederim. Evet. Boyutuna, ölçüsüne göre hareket ederim. Kanka aslında var ya dükkanla, ben size şöyle söyleyeyim. Sonuçta biz burası geçim kaynağı. Şöyle gösteririz. Bak bu dükkanın arkadaşlar üç tarafı benim geçimimle ilgili, tamam mı? Bakın arkadaşlar bu taraf benim stok. İşte ben burada malzemeyi fazla alıyorum daha uyguna satabilmek için. Burada bizim işte kedi malzemelerimiz var. Burada kedi mamalarımız var. Arkadaşlar burası hani normal bir pet shopçunun para kazandığı yer, tamam mı? Evet. İnan olsun şurası tamamen benim hobim. Bak burası arkadaşlar benim tamamen hobim.
şöyle söyleyeyim arkadaşlar, pet shoplar artık balığı bıraktılar. Çünkü balık çok pahalı, tamam mı? İnsanlar balık almıyor. Şimdi cidden yok ama ya. Biz niye balık koyuyoruz? Yemin ederim burası tamamen benim hobim. Aslında video çıkartsam var ya, bana video konusu şu bu. Kardeşim, bir dükkana gittim. Şu boyutlarda bak. Bu 1,5 doğru mu? Söyle. Yok yok, bu 1,5 değil mi? Bu 1,5 metre. 20 tane akvaryum olup da sadece 3 tane Japon atanı gördüm. Sadece 3 tane. Orayı ben biliyorum. Orayı 3 tane. Söylemeyeceğim, ayıp olmaz. Kocaman dükkan dedim ya, gideyim bakayım değil şurada mi? Vardır bir şey. İşte kanka demek oluyor ki orada da çok büyük dükkan, çok büyük işler yapmıyor. Kanka bak, sen şu balıkları fiyatın uygun. Harbiden de uygun. Bir de bunlar cayır cayır yavru alan balıklar yani. Ayda 1000 tane biz yavruyu biz buradan alıyoruz. Kalkıp da başka yerden gizli balık yok ya. Ben diğer dükkanlara gidip de senin o verdiğin fiyatların en az 1,5 fazlasını gördüm. Kanka, 2 fazlasını oğlum gördüm. Ben şuna hayır ediyorum. Ben kazanıyorum, sen ne yapıyorsun? Bu adam bayağı büyük kazanıyor benim demek ki. Benim katta pek çok arkadaşlar var. Elimizde ıslak ıslak akvaryum suyuyla kafamıza tutup ben çok uzak çıkıyor mu yoksa yakın mı çıkıyor? Yok normal. Tamam. Sen kafana göre kanka, o iş sende. Ama işte şöyle söyleyeyim size, ben buraya bir oğlum hiç erinirim kesin de koymam da bir resim var arkadaşlar, ben o zaman resim çektim akvaryum motorlarından. Şuradan şöyle başlamışız. Şöyle arkadaşlar, ben buraya duvar yapmışım, tamam mı? 1 metreden kanka. Akvaryum motor. Hava motorları ve motorlar. Şu anda dükkanda yüzlerce kanka çift çıkış hava motoru var, pipolar yüzlerce. Arkadaşlar ben onların resmini çektim, böyle paylaştım WhatsApp'tan. Diğer pet shoplara şov olsun diye anlatıyoruz kardeşim. Ya yani. Öyle kanka. Kanka pahalı satma, sen de uygun sat, herkes alsın değil mi? Yani. Adam bana size yemin ediyorum mesaj atmış. O mesajlar bende var aslında, göstermek uygun olmaz, o yüzden göstermeyeceğim de. Kanka demiş hani biz yılda 3 tane satıyoruz, sen bu kadar motoru götürüyor musun hocam? Adam bak bana böyle söylüyor, tamam mı? İşte. Kanka sen işte yılda 3 tane satıyorsun, ben gün geliyor günde 3 tane satıyorum. O yüzden ha, uygun tutmak daha iyi. Bak burası benim tamamen hobim. Aslında yani diyoruz ya, abi video konusu var. İnan olsun video konusu ya, var. Çekmek sadece istersen tamam bayağı. Mı? Hani like'lar istediğim kadar değil. Benim de erimiyor açıkçası. Hani parayla bir derdimiz de yok. Çünkü her tarafa ben malzeme gönderiyorum. İstiyorum ki arkadaşlarımız like atsın, yorum yapsınlar. Bu motivasyondur kanki ya. Atılan like'tır şeydir. Çünkü ben arkadaşlar öğrenciyken abi yani bir ay 30 gün ben 25 tane en kötü video çıkartıyordum. Yani ben anlatayım sana. O şurada 10 dakika durayım. 10 dakikada ben size 50 tane burada video konusu çıkartmış. İşte. Ama durumlar bu şekilde. Yani bir arkadaşlar, tane nokta veya yani abim güzel olmuş veya kardeşim eline hakikaten sağlık. Hakikaten insana güzel geliyor biliyor musun? Hakikaten insana güzel. Diyorsun ki lan bu adam için ben bir tane şu daha çekeyim. Biz, şu an biz normalde şeyimizden veriyoruz ha. Neyimizden veriyoruz? İstirahat saatimizden aynen veriyoruz öyle. Ha. Şu an dükkan kapalı arkadaşlar. Gel abi kapıyı göster. Dükkan şu anda kapalı. Yani biri geldiği zaman dükkana gidemiyoruz. Kapıyı kilitli arkadaşlar. Kapıyı kilitlemişiz. O yüzden ya tamamen var ya. Ben burada arkadaşlardan hakikaten güzel yorumlarını ve like'larını istiyorum ki abi motive olalım, daha güzel videolar çekelim. Çünkü biz güzel işler zaten yapıyoruz. Bir de erken kapatmışız ki hani video çekelim video diye. Çekelim yani iş yapmak varken. Daha da işe yapabilirdik. Abi ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir akvaryumlarımızı gösterelim. Ondan sonra bu videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda da bir yemleme videomuz gelecek. Baklar o yüzden akşam yemlerini vermedim. Şu nasıl görünüyor daha ya? 10 numara. Bak ne yazmışım? Cama sakın vurmayın. Bak bir dur bakayım. Cama abi. Sakın vurmayın. Oh. Abi şöyle söyleyeyim bir de. Işık hakikat güzel oldu. Işık hakikat güzel oldu. Işık harbiden güzel oldu. Mamaktan çorladık. Arkadaşlar ışık, bu ışık ne kadar biliyor musunuz? 1250 TL sıfırı. Ahmet Bey. Ahmet Bey nane yedin. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Cikletleriniz korkaksa, tamam mı? Bundan bahsedeyim. Abi böyle çoluğa çocuğa kızmıyoruz, tamam mı Kazım? Geliyorlar cama mama vuruyorlar. Hani ben biraz daha böyle sakin takılıyorum. Ama şunu fark ettim, balıklar ürkmeye başladı. Yani şöyle hafiften elini uzatıyorum, benim kaçmaya başladı. Benim dibime gelen balık şu anda kaçıyor, tamam mı? Öyle olduğu zaman gerçekten psikolojim bozuldu. Buraya yazdım, cama sakın vurma. Yani vurursan artık seninle tartışırız. Yani. Cama niye vuruyor kardeşim ya? Yani çocuğun vuruyor. Sana bir zararı yok. Niye tutmuyorsun değil mi? Yani çocuk geliyor çap 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 cama vuruyor. Lan ben de hani bir şey olacağını zannetmiyordum biliyor musun? Abi baktım arkadaşlar balıkların strese girmişler. Beni gören balık kaçıyor. Şu an eskiden var ya oradan su atıyordu sana. Vallahi öyleydi ya. Elini ısırmışlığı bile var hatta. Yemin ederim öyle. Yemin ederim öyle. Kazım elini sokmuyordu. Hani böyle şöyle söyleyeceğiz, dibini çekeceğiz ya mesela. Elimizi tırtıklıyorlardı. Biz ne yapıyorduk? Köçü gibi verip ondan sonra dibi çekiyorduk. Düşünün yani. Şimdi o kadar değil ama Allah'tan yine ben biraz toparladım balığı. Yani biraz orada daha da kendine gelmiş. Yemin ederim gidiyorum geliyorum ben buraya yem atıyorum. Bir de en çok yem atan benim. He. Ama Kazım sen bizi bitirdin. Kova yem yarıya düştü ya lan. Sen bizi bitirdin. JB'ye atıyorum bir de. Yük yok ya. Bizi kanka, bitirdin ya. Batırdın bizi ya. Ben yemiyorsam onlar yesin. Abi vallahi boğazımız da ağrıdı. Biliyor musun? Şöyle hızlıca göstereyim ben bir su içeyim. Üçüncü videoyu çekeceğiz arkadaşlar daha bu akşam. Abi burada boyut boyut cikletimiz var. Göster kanka. İşte bu da onların bir tık altı. Bunlardan da zebra getirdim. Bir dahaki videolarda inşallah bir Amerikan ciklet zebra üretmeye deneyeceğiz.
Zamanında yapmışlığımız vardı. Ama şunlardan da yavru alıyoruz. Kanka bu boyuttan yavru alıyoruz. Getir ayı. Bak parmak kadar boyut var değil mi burada? Evet. Bak parmak kadar boyut var. Gel kanki. Burada benim parmak kadar olup da ağzına yavru alan balığım var. Onu sizlere göstermek istiyorum. Göster kanka arka tarafa. Arkadaki bak. Sarı. Pipo'nun orada arkadaşlar. Balığı görüyor musunuz? Bu balığın az çok işi bilini adam bilir ki bu parmaktan daha küçük ya. Gerçekten. Mavi prenses hemen poz vermeye başladı. Evet, mavi dedi ki ben de buradayım kral diyor. Avanoslu. Alp'in bana getirdiği balık yalnız bunu bir görmüşler. Ağzında bir iş yara olmuş. Kaç kişi istedi bunu kral? Çok kişi istedi. Yaklaşık kişi ben 50 defa istemişimdir çok sadece. Çok kişi istedi. Tabii hediye olduğu için veremiyoruz. Balık güzel olabilir. Ne paralar teklif ettiler de yok kanka. Bak mesela Ahmet'ten şey geldi. Hediye Albino Grass 2 geldi. Benim en büyüğüm bir tanesini nazardan öldü. Bir tanesini de sattık mecburiyetten. O da nazara gelmesin. Bizim o da nazara gelip gitmesin diye. Şu an kendi 6 tane dişimden ayda 350 350 yavru zarardayım ben. Yavru alamıyorum çünkü araş erkeklerim gitti. Şu an hakikaten salak saçma bir iş. Abi şov yapabiliriz belki ya. Ama şov yapacağız inşallah arkadaşlar. Çünkü kendimiz alttan manyak bir koloni getiriyoruz. Onlar arkadaşlar orandalar diye video çektik ama orandaları pek göstermedik ama olsun. Şu aslanları hastayım size. Kazım onlara bayıldı. Kazım hatta geçen videoda hatırlarsınız. Bir tane istedi ama vermedik. Dedik zaten sen bir tane aldın. Yani. Diğeri de arkadaşlarımıza kalsın. Arkadaşlar Bartofiş. Bunu da anlatıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum Kazım. Abi o çok güzel bir şey ya. Beyler ben size şöyle söyleyeyim. Bu ilaç var ya. Lepisteslerim vardı burada. Ben buraya raf yaptım. Kazım bilir. Abi bir şey salgı yaptı tamam mı? Balıklarımın hepsi dizildiler. Şöyle dizildiler. Yani bir görecekler. Bunlar mantar mı oldu ne oldu bilmiyorum. Abi Bartofiş'i attım tamam mı? O gün yemin ederim size akşamına attım sabaha geldim toptancıyı aradım dedim ki kanka dedim teşekkür ediyorum. Bak toptancıyı aradım teşekkür ettim. Toptancı da benim arkadaşım gerçi plasiye. Hani direkt toptancının sahibim değil de orada çalışan arkadaşım aradı. Neyse dedim Allah razı olsun bize dedim böyle bir ürünle tanıştırdın. Çünkü manyak bir ürün ya gerçekten. Bunu beni tanıyıp da almayan adam herhalde yoktur. Hele bu dükkan özellikle. Benim evde safi 3 tane var. Özellikle sen daha kaç 3 tane kullandın? Sen kaç 3 tane de kullandın? Evde paket olarak da 7-8 tane boş var. Heh. Arkadaşlar sizlere bunu tavsiye ediyorum. Bu baktık. Hayır hasta olmasa dahi. Bence koruma amaçlı atın. Allah şahit de bak. Lepistesler dizildi. Attım kurtuldu. Cikletin bir tanesi sarı prenses cikletim vardı. O zaman cikletlerimiz aşağıdaydı. Evet. Böyle yan duruyordu. Attım düzeldi. Japon kanka. İki sefer başıma geldi. İki seferde de anlatıyorum size. Japon kuma oturmuştu. Verdim düzeldi arkadaşlar. Yani daha ne yapsın bu adam? Bir de ben getirmiştim Japon sana zaten. Şu Japon gel. Şu Japon yengesinden geldi ama bu Japon ikinci arkadaşlar bana bir fanusun içerisinde geldi. Yan tarafı göstermek istemiyoruz. Bu balık yemin ederim geldiği zaman ters dönmüştü arkadaşlar. Yengesi Kazım'ın kızıyla birlikte gelmişti. Küçük bir kızı vardı yanında. Biz hani o kötü etkilenmesin diye üstüne baktofiş attık. Ama ben öleceğini düşünüyordum açıkçası. Ki balık yemin ediyorum tam ters dönmüştü. Eğer ki böyle bir olay başımıza gelmediyse kanka benim şu akvaryum tamamen devrilsin yani. Ben daha ne bak diyeyim? Bak benim evde neredeyse 50-60 tane balık var onlar da gitsin yani. Yalan söylüyorum. Bak ben daha ne söyleyeyim? Böyle bir olay başımıza gelmediyse ben diyorum ki bu akvaryumun tamamı devrilsin yani. Ki kaç tane de değerli balık var orada. Yani değerli balık var orada. Balığı tutuyoruz arkadaşlar. Yani ben satıyorum desem bitecek balık. Vallahi arkadaşlar böyle bir durum var. Japon böyle ters dönmüştü. Bakto fişi ve oraya biraz da metilen attım. İkisini de karıştırdım. Ha ikisini karıştırmak ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Ama yaptım. Arkadaşlar sabah bir geldim şurada oturuyorum tamam mı beyler? Karşıdan bir baktım balık düzelmiş. Lan dedim nasıl ya? Yani arkadaşlar o yüzden Bartofiş abi, Bartofiş. Harbiden. Bartofiş. Yani ya ben daha ne anlatayım? Adam kalkar burada videoda hikaye anlatır, yalan dolan anlatır. Ben diyorum ki bu olay başıma gelmediyse şu akvaryum devrilsin diyor. Bu akvaryumda hiç yoksa 50-60 tane balık var, belki 100 tane balık var. Var, rahat var. Tanesi 250-300 tane burada servet var. Ama işte insanlar gerçi bize güveniyor. Bizde öyle bir şey yok da. Ya yalan yok kanki ya. Tanımayan adam için kanka ben böyle bir şov yaptım. Şimdi reis. Ben artık ufaktan kaçıyorum tamam mı? Birazcık dinlenelim, boğazımız biraz dinlensin. Bağıra bağıra konuşuruz. İkinci videodayız. Daha hakikaten üçüncü, dördüncüyü de çekeceğiz bugün nasip olursa. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Like, yorum arkadaşlar yapın. Yapışın. Hele bakalım bir ya. Sevenin ne kadar çokmuş. Aa, kardeşim şimdi böyle dedin ya. Severlerimiz de atma. Daha, atarlar la. Daha severim sanki yani. Agam kendinize iyi bakın. O zaman Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kapattayız.